Avyatör Kazan kanalından herkese selamlar dostlar. Kaptan Emre konuşuyor. Türkiye'nin en iyi, en yeni, en çok konuşulan, evet artık en çok konuşulan, kazandıran, kazandırmaya çalışan kanalından herkese selamlar dostlarım. Bugün 50 milyon dolarımız var kardeşim. Bakalım ne yapacağız? Evet, bakalım ne yapacağız? Burada 4 maviye döneceğini düşünmüyorum. Güzel bir hamle yapmaya çalışacağız. Sen güzel uçarsın kardeşim. Sen iyisin. Sen iyi bir uçaksın. Sen mora gidersin. Rahatlıkla gidersin derken. Evet, uçağımız bir orada bir şey yaptı. Türbülansa girdi herhalde arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. İlk çekim güzel yaptık abi. Burada güzel çektik. Keyifler yerindedir. Oynamayanlar oynamamaya devam ediyordur. Oynayanlara da ne diyoruz? Şanssızlarla olsun kankanlar. Hatta pembeye gitti ya. Vay be. Bayağı bir pembe var ama. Bayağı pembe. Ne yapacaksın kardeşim? 50x'e mi gideceksin? Yapma bak. 50x'e gidersen harbi üzülürüm. Ben 50x'ciyim arkadaşlar. Biliyorsunuz kankamlar. Daha gitti. Uçtu gitti bitti ya. Hadi düş artık kardeşim. Düş. Düşmelisin. Beni niyeti yok herhalde. Evet, uçağımız atmosfere doğru giderken arkadaşlar biz de uyarılarımıza devam edelim. Kesinlikle oynayacaksanız küçük kasa. Kesinlikle küçük kasa. Başlayın. O tecrübesizlikler, o ilk kaybedişler o küçük kasalarda yaşansın. Çünkü nereye gidiyor ya? Yuh. Yuh. Aa, ne güzel var ya, şöyle bir 10 TL attığını düşünsün. Ne zengin olmuş. 10 milyon dolar bir şeyler kazanırdık. Bu hamlemiz çok önemli. Pembeden sonra bilmiyorum, düşünmüyorum. Oy, düşünmem lazımmış. Mavi düşünmüyordum ama evet, düşünmem lazımmış arkadaşlar. Yani 50 TL ile örnek veriyorum. 150 güzel bir kazanç. 150-200 TL. Yani kasanın 4 katı olmuş oluyor kardeşim. O yüzden güzel bir... Ha, böyle böyle başlayın. İmkansızlıklara doğru gitmeye gerek yok. Çünkü tecrübe kazanıyoruz. Veya işte 50 TL, ha, çok önemli değil falan dersin. Ama bir noktadan sonra kaybedince bu senin moral ve motivasyon olarak çok kötü bozabilir yani kardeşim. O yüzden kankam ne yapacaksın? Güzel karlarda kendini... Yani şu şekilde arkadaşlar, tamam evet 50 TL'ye, 500 TL'ye de gelebilirsiniz, 2000 TL'ye de gelebilirsiniz demiyorum ama, ve 10.000 TL'ye de gelebilirsiniz ama şöyle bir şey var, bu biraz zor. Kendinizi erken çekme ve kazanca alıştırın. Evet, bu çok önemli bir şey söyledim bu arada ben. Kendimizi, abi bu ne ya, pembe geliyor. Kendimizi kazanca alıştırmalıyız arkadaşlar. Örnek veriyorum, 2 tane çekimde direkt böyle 50'ye 100, 150 veya 50'ye 200 buralarda kazanç sağlarken kendimizi, ha kazancımı aldım, dur çekiliyorum kardeşim demeyi bilmemiz lazım. En önemli şey, çünkü hep diyoruz ya, duracağımız yer. Mesela bakın 50'ye 370 mesela, çok güzel, tam böyle durmalık bir yer kardeşim. Ama biz tabii ki hem bir şeyler anlatmak için, hem içerik çıkarmak için gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Gayet güzel, gayet güzel. Uçağımız bugün bizi üzmüyor kanka. Bayağı bir, yani 10 katına mı gelmiş olduk ya sanki, öyle mi oluyor? Aynen. 10 katına gelmiş bulunmaktayız kardeşim. Hadi bakayım. Soldaki abiler de şöyle biraz daha hızlı çekerse daha çok gidiyor pembeye. Ora. Gayet güzel. 1.50 duvarımızdan ilerliyoruz. Birazdan risk alırız artık. Dediğim gibi arkadaşlar, bu 50 TL, burası 5.000 TL de olabilirdi. Şu an 50 TL'yi 10 katına çıkardık. Evet,
Matematiğim yanlış söylemiyorsa kardeşim 10 katına. Bu arada videoyu beğenenler beğenmeyi, bir like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Abone olduktan sonra ne oluyor lan? Uçağımız bug'a giriyor arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirimlerde tümünü açalım arkadaşlar. Canlı yayınları görebilmek için. Bayağı güzel geldik bu arada. Nazar değmesin. Böyle bir 400 yap. Böyle kalsın. Hadi bakalım. Sen gidersin ya. Bak artık 1.50'yi bile beklemiyorum ve 1.070 bir Malazgirt yaptım kardeşim. Oraya ben biraz bir şeyler böyle ekliyorum şu an kafamda. 0.5 değil de 1 olsun mesela. Ne olur? 1.071 olur. Hadi bakayım. Anadolu'ya kapılar açıldı. Hadi bakayım, giriyoruz kardeşim. Kapılar da açıldığına göre. Acaba nasıl oluyor ya o eskiden? Eskiden yaşamayı isterdim ne ya, zaten yaşıyorum. Yani eski zamanda yaşamayı isterdim gerçekten o. Mesela ne zaman yaşamak? İstanbul'un fethinde mesela olmak isterdim. Evet, güzel olur. Ama ölmüş olurduk ya. Gerçi şimdi de öleceğiz. Ha şimdi ha önce ne fark eder? Biraz düşeceğim arkadaşlar, bu korkuyorum çünkü patlatabilir bize. Gerçekten. Harbiden merak ettim. Sizler, bak çok güzel oldu bu. Sizler hangi devirde yaşamak isterdiniz? Ben mesela dediğim gibi yani İstanbul'un fethi veya ne bileyim daha gerilerde. Dinozor çağında herhalde yaşamak istemezdim. Böyle değişik bir şeyi olan yazsın arkadaşlar yoruma, merak ettim harbiden. Gayet güzel bir yerdeyiz. Şu an matematiğimin bittiği, evet hesap makinesi yok mu ya? Matematiğimin bittiği bir yerdeyiz arkadaşlar. Kaç katına çıktığımızı, yani 20 katına mı çıktık ne yaptık haberimiz yok. Gayet güzel bir yerde. Abi artık büyümemizin, öyle burası kalsın, abartıp büyümeyelim. Vakti geldi kardeşim. Aa nasıl ya? Yapma be oğlum. Nasıl etap aşamıyor? Bine yaklaşınca hop çekeceğiz. 1707, evet. Bununla ilgili bir şey bulamadım. 1707'de ne vardı bilmiyoruz kardeşim. Yorum yapmak istemiyorum. Sen güzel bir uçaksın. Sen uçmaya devam edersin. Patlarsan kötü olur. Patlarsa çünkü ardına yine patlar. Çok 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 güzel oldu bu. Da abi 50 TL ile geldik. Böyle bir şey var mı ya? Kesinlikle şans sizlerle olsun kankamlar. Özellikle oynayanlar için, oynamayanlara da sadece izleme tavsiyesi. Burayı da sıfır yapmayalım. Hayır tabii sıfırla bir şey gelmez. Son bir hamle yapacağım. Ya patlarız ya uçarız kardeşim. Gidersin, 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 gider. Hadi git. Gidersin, gidersin. Ve o yüzden ne olsun? Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çılgın videomuzda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın kanka.